Araç bozuldu ve çölün ortasında kaldık. Let me where dişleri, where are you? Meral Akşener, is that you? Herkese merhaba. Nereden? Tararara. Mısır'dan. Aslında birkaç gündür buradayım ama hasta olduğum için hiçbir şey çekemedim. Bugün üçüncü gün ancak yavaş yavaş kendime geliyorum. Bu arada burada doktorluk da oldum. İstemeye istemeye. Doktor bana bir ilaç verdi. 20 saat uyudum galiba. 15 saat, 20 saat arası böyle. 2-3 gündür uyuyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Buraya da gezip görelim. Kocaman bir oteldeyiz bu arada. Çok güzel bir otel. Her şey dahil, all inclusive. Biraz size oteli göstereyim. Satmak isteyenler aynı Türkiye'deki gibi işte hoş geldiniz, buyurun buradan alın, şunu alın diye yapışıyorlar. Biz biraz bu işleri bildiğimiz, tanıdığımız için yanaşmıyoruz. Ama otel full Rus ve Alman. Özellikle yaşlı Almanlar dolu. Yani şimdiye kadar ne İngilizce konuşmamız gerekti, ne Arapça, sanki çok biliyormuşuz gibi. Ama Almancayla gayet iyi her şeyi anlaşabiliyorsun, her şeyle konuşabiliyorsun. Evet, dün doktora gittim. Doktor güzel tokatladı bizi. Alt tarafı bir parasentamol gibi bir ilaç, bir de bir şurup verdi. Kan almak istedi, serum takmak istedi. Yer miyim? Dedim istemiyorum, ben hastayım, ne olduğumu da biliyorum dedim. Ya bana antibiyotik yazın ya da ilaç verin, gönderin. Şurada otele kendine ait bir İşte doktoru var, klinik diye yazmışlar. Ne kadar ödedik biliyor musunuz? 107 euro tokatla da euro. Bu arada burada 1 euro 26 Mısır parası ya. Bak yine gereksiz yere moralimi bozuyorum. Ya çok güzel bir otel, çok memnun kaldım ama şöyle bir hissiyat var bende. Hani otele giriyorsun, otel kocaman. Ya böyle bir otel görmedim ben. Her şey var, her şey dahil. Ama etrafında olup bitenler apayrı gibi. Buradan da birazdan denize gideceğiz. Otelin shuttle'ı bizleri denize getirdi. Açıkçası ben bir yanmadım. Uzun adıyorsun. Bir de çok esiyor. Estiği için de zaten şöyle koruma amaçlı işte ne derlerse bunu artık onları koymuşlar her yere. Ben denize girmedim. Yani ayağımı da dahi sokmadım estiği için. Bir de hastayım. Anca kendime geliyorum. Mertel girdi ve soğuk dedi. Tabii normal, şu an kışın ortasındayız. Ama hava çok güneşli. İnşallah bu güneş, bu deniz kokusu bana iyi gelir. Ben de toparlanırım artık. Gezmeye başlarız. Let me wear a dişleri, wear an exo defteri. Nelesmana hine murra. Hurra demen lazım da sana. Bende yok Arabik. Hurra yanel yanel. Yanel yanel. Ay öksürmem geldi. Biz şu an Allah'ın terk ettiği yerdeyiz. Hiç kimse yok.
alışveriş merkezine doğru yürüyoruz. Çünkü bize bir sim kart verdiler. Bu sim kart olmuyor. Yani kandırmışlar bizi. Hava da çok sıcak. Anam pişikla. Çok yapılacak bir şey yok. Ya, alışveriş haricinde. Herkes böyle çakma şeyler satıyor. Ama ilginç bulduğum şey, biz nereden geliyorsunuz diye soruyorlar. Biz Türkiye diyoruz. Çünkü Türk'üz abi. Alman desem kim inanır Allah aşkına. Böyle diyorlar. Ha, ama Hollanda'dan diyoruz. Hayır. Ama Türkiye'den değil. Almanya'dan o zaman. Ya hemen anlıyorlar. Buraya Türk mü gelmiyor? Sorunları ne? Yani bunların böyle bir Almancıyı anlama potansiyeli var. Bizde de hemen fark ediyorlar ki benim kıyafetlerden aslında fark edilmemesi gerek. Özen gösteriyorum. Bayağı öyle eşofmanlarla falan geziyorum. Tişörtlerle geziyorum. Çok böyle çok rahat kıyafetler aldım. Bunu hemen anlıyorlar. Çok ilginç. Türkiye'de benim Almancı olduğumu asla kimse anlamıyor. Seni anlıyorlar mı? Sen zaten Almancı değilsin de. Yani kıyafetten falan, yürüyüşten konuş falan. Yok. Asla anlamadılar. Bakın pazarda bile kimse anlamadı. Burada elin Arap'ın memleketinde Almancı olduğumuzu anlıyorlar. Yani çok ilginç. Ama Alman ve Rus'tan başka hiçbir şey de yok. Aynen, başka zaten turist yok. Evet. Asyalı bile yok ya. Asyalı bile yok. Hakikaten ya, normalde Asyalılar olur. Dünyanın o bile yok. Dünyanın her yerinde onlar var ama burada yok. Ay valla. Ya mevsimi değil onların. Mevsim sesi de bak. Yavaş yavaş iyileşiyorum. Şu orange görüyorsunuzdur muhtemelen. Güneşten ben göremiyorum. Orange yazan yerde bir sim kartı aldık. Burada hem Vodafone hem Orange kullanılabiliyor. Biz de alışveriş mağazasına geldik Hurgada'da. 17 GB'ı kaç euroya aldık? 13 euroya aldık. Hesapladıkları kur biraz kötü. Aynen, hesapladıkları kur da biraz kötü. Dikkat edin. Euro ile ödüyorsanız eğer. Euro ödeyip üstüne evet. Mısır poundu verdikleri zaman oradan da zaten bir şekilde yani Mısır poundu veriyor. Yani Mısır parası geriye veriyorlar. Hesaplayın ya. İyice hesaplayın. Az önce bizi tokatlamaya çalıştılar. Yer mi Anadolu çocuğu? Yer mi Anadolu çocuğu? Aynen öyle. Biz Türkiye'den geliyoruz kardeş. Biz biliyoruz bu işleri. Demedik tabii ki ama içimizden dedik. ATM'i arıyoruz şimdi para değiştirmek için. Çünkü euro ile ödeyince her şey daha pahalı oluyor. Hadi bakalım, hadi bak. Şimdi Waikiki'ye girdik dedik burada. Hani daha ucuz bir şeyler bulursak alalım normalde. Türkiye'de Waikiki var, Almanya'da yok. Hani Waikiki severim ya, bazen güzel şeyler olur ama fiyatları o kadar da uygun değil. Mesela bir gömlek 349 Mısır parası diyorum artık. Anam bunların parası ne denilir ben de bilmiyorum ki. Meral Akşener, is that you? Continue. Hadi bakalım olacak. Biz 20 euro bozdurmak istiyoruz. No, continue. 520. Kaçtan bozuyor? 521. Kaçtan bozuyor demek? Şu an 26. Ya 1 euro 26. Tamam, okey. %1.04 da komisyon alır. Tamam. Tamam. Gösterse paraları. Nerede yedin paraları? Söyle. Az var mı? 500 küsür demişti. 2, 4. Asıl tamam 5. Doğru. Evet, şimdi yoldayız. Nereye gidiyoruz? ATV'ye bineceğiz. Gidiyoruz artık Mısır'da çölü göreceğiz. Böyle bir şey sadece bizim başımıza gelebilirdi. Araç bozuldu ve çölün ortasında kaldık. Bildiğin çölün ortasında kaldık. Bir hiçin içindeyiz. Keşke Mecnun'un dedesi aksakallı değil gelse de bizi buradan kurtarsa. Bunun bozulmaması zaten. Bunun bozulmaması mümkün değil, evet. Ve yoruldum artık yani. Ne yaptın? Kalite kontrol mü? Doblo'yu kaçı sattın enişte? Sen enişte olmuşsun ha bu hareketlerinle. Bunun lastikler gidip kabak. Ya aslında arabadayken, arabada diyorum şu ATV'deyken böyle çekmek istedim ortalığı ama
çok sallanıyor, taşlar var yani. Kamerayı elime alamadım, kıyamadım. Sonra kırılacak, ben üzüleceğim. O yüzden şöyle göstereyim size. Çölün ortasında izlettiği böyle dişleri. Buraya geldik. Şöyle göstermek istiyorum. Mini minnacık bir köy. Ve bize çay ikram ettiler. Camide. Evet, burada mini bir camileri de var. Çay içiyoruz çölde. Ama üstümüz başımız var ya. Üstüm başım toz içinde. Ve yani bu kıyafetler muhtemelen çöp olacak. Çok yoruldum ya. Kaç kilometre gittik ya, sayı olayların hep olur. Gidiş sonuç 50 ise şimdi yaralı. 25 kilometre gittik ve 25 kilometre tekrar geriye döneceğiz. Buraya muhtemelen deveye bineceğiz ama ben biner miyim bilmiyorum. Binersin. Yok, ben bilmem ya. Niye hayvanın üzerine bineyim yani, ne alaka? Çok güzel görünüyor yani. Çölün ortasındasın ve çok güzel görünüyor. Ben sevmiyorum öyle hayvanların üstüne çıkmayı. Açmış. Olmuş mu? Ne? Yok ya bende. Ne? Ne yapalım? Gözlemeden tattırdılar bize. Lavaş daha çok. Yani, lavaş. İçinde hiçbir şey yok. Türkler var. Türkler şu an deveye bindi. Muhtemelen onlarla kavuşamayacağız ama. Yani çölde de Türk görmedim demem. Sadece Türkler her yerde. Türkler her yerde. Ya sadece bir uzaktan konuştular, hey falan yaptık ama onlar deveye bindi. Konuşamadık yani. Nereden geldiler, kimler, ne yapıyorlar bilmiyorum. Şimdi geri dönüyoruz.